orada savaşıyorsun, hem de onun dışındaki şeylerle de mücadele etmek zorundasın. Ya da o güzel bir şey tabii yani, takım kaptanlığı. Biz sanki böyle kötü bir şeymiş gibi Yok, bahsediyoruz ama hayır, çok büyük bir sorumluluk. Aynen, sadece o açısından. Bakalım, tabii her şeye değinmiş olduk. Euro Cup'a değindik birlikte Meltem'le. Orada da iyi bir gidişat var tabii. 3'te neler 3'le başladı Aynen. Galatasaray. Yani bence iyi iş çıkarttı. Özellikle Fransa deplasmanındaki galibiyet, Meltem de bahsetti ondan. Kritik yerde, çok kritik yerde Yuli Vanlo'nun son üçlüğü, maçı kazandıran üçlüğü çok önemliydi. Bence Galatasaray tekrar şey konuşulmaya başladı, Galatasaray için konuşmaya başladık. Euro Cup'ta geçen sezon şampiyonluk hedefiyle kurulmuş bir takım vardı. Evet. Ama bence orada gerçekten çok göz ardı edildiğini düşünüyorum ben. Belki biz Neyin? De dönem dönem göz ardı etmiş olabiliriz ama Asvel'in orada gerçekten Euroleague takımı, Euroleague Final Four takımı, Euroleague Playoff takımı kurduğunu göz ardı etmiş olabiliriz. Bence şey, bu sezon Buruş biraz daha yarışmacı gibi duruyor ama belki, ya mümkün müdür bilmiyorum, transfer dönemi ihtimali yakalayabilir misin, yakalayamaz mısın bilmiyorum ama sanki bir 4-5 numara oynayabilecek bir Avrupalı uzun Galatasaray'ın hikayesini farklı bir noktaya taşıyabilir gibi Şimdi duruyor. Geçtiğimiz sezona göre değerlendirirsek kadro değişti Galatasaray'da. Yani biliyorsun işte McCown'la başlandı, devam edilemedi, farklı isimlere yönelindi. Şu an farklı bir kadro var geçtiğimiz sezona göre. Yani tabii o kadroda değerlendiriyoruz her zaman ama bu sene Euro Cup'la ilgili, tabii geçtiğimiz sene de hani finalden bahsediyoruz. Bu sene neler olur yani, final ve şampiyonluk hedefi tabii ki var. Ama kadroyu düşündüğümüzde ne gibi farklılıklar olur geçtiğimiz sezona göre? Yani geçen sezon kadar dominant bir Asvel yok. Onu söyleyeyim. Hı hı. Yani ben Asvel'in çok dominant bir takım olduğunu düşünüyorum. Evet. Öyle bir Asvel yok ellerinde. Bence biraz daha birbirine yakın takımlar var. O yüzden diyorum, bir tane Avrupalı uzun hamlesi hı, bambaşka bir noktaya taşıyabilir deme sebeplerimden biri de bu aslında Galatasaray için. Ama şey, yani işte ben Türkiye için şey söylüyoruz, havuzun daraldığını, yerli oyuncu havuzun daraldığından bahsediyoruz ama Avrupa basketbolu için de İspanyolları kenara koyarsak, Fransızları ve İspanyolları kenara koyarsak, Avrupa basketbolu için de o havuzun daraldığını söyleyebiliriz. Ki İspanyollarda da, Fransızlarda da eskiden en üst seviye süperstarlar falan çıkardı. Onları falan kaybettik. Onlar da eskide kaldı. Yani o da, yani var ama anlamında, yetenekli oyuncular var ama süperstar seviyesine, işte Albatoran seviyesine çıkartabileceğimiz bir oyuncu var mı? Emin değilim hala. Orada peki altyapı anlamında mı eksiklikler var? Yani biz hep kendimiz konuşurken altyapı anlamında eksikliğimiz var diyoruz ya. Ya belki tek düze döndü Avrupa basketbolda. Yani o yarışmacı, yetiştirmeci ortamdan biraz daha yarışmacı ve kendi, ne derler, kendi çizgisinde ya da kendi ortamında kalan bir evet. Evet, yani orada yetiştirmeciliği, bir yetiştiren kısmı biraz daha Fransızlar yapabiliyor şu anda. Görünen o. Ama genelde düz bir grafik var yani. Yükselen yani bir grafik yok. Böyle bir süperstar yetişme şeyimiz yok çok fazla. Yani arada bir iki tane çıkan oyuncu var, görüyoruz. Ama mesela altyapıları domine eden oyuncuların A takım seviyesinde o dominasyonu yapamadığını. Mesela geçmişte altyapıları domine eden oyuncular A takım seviyesine devam ettiklerini görebiliyorduk. Evet, evet. Mesela Albatoran altyapıları da domine ediyordu. A takım seviyesinde de Euroleague şampiyonlukları yaşadı. Emma Mismun'a altyapılarda keza yine domine ediyordu. A takım seviyesinde şampiyonluklar yaşadı. Ya böyle oyuncuları çok fazla A takım seviyesine çıkartmakta çok zorlandığını düşünüyorum Avrupa basketbolunda. Sadece bizim değil, problemimiz değil. Ama bizim havuzun yetersizliği ciddi problem. Bu bizim sorunumuz bence Avrupa basketbolundan daha farklı. Evet. Ya da biz bizim sorunumuza çok daha yakın olduğumuz için daha fazla içselleştiriyoruz. Ya belki orada da konuşulan çok fazla şey vardır. Evet. Biz şimdi burada daha fazla hakim olduğumuz için söylediğin gibi tamamen gördüğümüzü aktarabiliyoruz. Diyelim tabii diğer maça geçmeden önce, şimdi az önce Meltem'le konuşurken bir toparlanma süreci dedim ama orada tabii bahsettiğim nokta şeydi. Ligde 8'de 5 ile gidiliyor. Tabii ki Euro Cup'ta çok iyi bir gidişat var. Galatasaray'ı tebrik etmek lazım o konuda. Hedefler zaten her zaman yüksek o konuda Avrupa'da tüm temsilcilerimizin. Sadece bahsettiğim nokta işte ligdeki gidişattı. Bilmiyorum katılır mısın, katılmaz mısın? Şu anda zaten bahsettiğim gibi üst taraflara evrilmiş durumda takım. Yani sezona iyi başlayamadığını söylemek Aynen. lazım ama şeyi söyleyelim. Birçok takım eksikle başladı. Ben Galatasaray'ı evet, zaten tabii, bir yerden tabii. sonra stabilize edeceklerini düşünüyordum zaten. Aynen. Üst tarafa doğru evrileceğini düşünüyordum. Hı. Şu an Galatasaray'ın bence ekstra cebine koydu dediği galibiyeti
Fransa'daki Rangers deplasmanıydı yanlış hatırlamıyorsam, o galibiyeti koyarım. Evet. Diyelim ve hemen bir diğer temsilcimize hem de bir diğer maçımıza geçelim. Sen bir küçük araya da gireyim. Evet. Yani galibiyet olarak bunu söyleyebilirim ama oyun anlamında da Galatasaray'ın ileriye gittiğini, beraber çalışarak evet, daha ileriye gittiğini de söyleyelim. Ya yani şey yapmayalım. İşte ben yani de ondan küçük, bahsetmek küçük istedim. Görmeyelim. Yani aynen, o işi. Ben de ondan bahsetmek yanlış, istedim. Düzeltelim. Yani kendi yanlışımı düzeltmiş olayım ben. Evet, ben de şimdi az önce fark ettim. Şimdi Meltem'e sorarken ya toparlanma süreci dedim ama yani Euro Cup'ta 3'te 3 giden bir takım. Ondan sonra ligde de çok iyi gidişat var şu anda tabii. O yüzden hani ben de düzeltmek istedim kendimi. Ondan öyle bir açıklama yapma gereği hissettim diyelim. Dün de önemli bir karşılaşmadaydık. Ama onun öncesinde biraz götüreceğim efendim sizleri. Fatih Dilber'in bir küçük Çukurova yöresi gezisi diyeceğim ben buna. Çukurova yöresi gezisi. Yok Mersin. Yani Adana'da çok fazla vakit geçiremedim. Adana'da biraz vakit geçirmiş olsaydım. O yöreye öyle denmiyor mu yani? Çukurova yöresi diyor da tamam. Adana'dan da biraz vakit geçirmem lazım. Efendim doğrudan. Neler yediniz neler içtiniz? Ya şöyle söyleyeyim. Öncelikle şey söyleyeyim. Çukurova basketbol ailesine çok teşekkür edeyim. Yani hakikaten gezdim biz orada yani hem tesisi gezdik, evet, hem orada bizi ağırladılar, misafir ettiler. Yani sabahları tantuni yiyorlarmış. Sabah tantuniyle kahvaltı yapmış olduk. Güzel, bu arada yani yediklerimiz gerçekten, ben şey söyleyeyim. Ben hayatım İstanbul'da veya Aydın'da ailemin yanında idame ettiririm. Yani Mersin Adana yöresine çok gitmem. Daha önce de Adana'ya gittiğimde örneği vermiştim. Ben Adana'ya gittim. Hatta evet, bir Türkiye Kupası için gitmiştim kadınlar. Bir de İstanbul Üniversitesi Ceyhan maçı vardı orada. Ona gitmiştim. Hem arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Hı-hı. Uçak şöyle gitmişti. Benim olduğum taraf biraz daha aşağıya doğru bakıyordu çok yediğim için. O yüzden o bölgede, o yörede çok hakikaten yemeden çok fazla durulmuyor. Hakikaten şey... yediklerimden inanılmaz keyif aldım. Çok iyi ağırladılar. Çukurova basketbolu çok teşekkür edeyim. Tesislerle ilgili neler söyleyeceksiniz? Tesislerle ilgili de tesislere geçeyim. Bence çok güzel yapılmış. Çok özel düşünülmüş tesislerden biri. Yani şey, ya görmeyenler için şöyle bir benzetme yapayım. Belki takip edenler ya da gidenler vardır. Böyle üst düzey spor salonları olur. Çok büyük paralar verirsin ve kayıt olursun falan. Evet. Ya onlardan bile daha iyi falan diyebilirim. Çok her şey çok düzenli şey düşünülmüş. Yani insan anlamında çok iyi düşünülmüş. Salonun içi zaten gerçekten teknolojik anlamda çok iyi. Belki birçok kulüp yapıyordur bunu ama yani salon derken idman salonunun içi gerçekten çok iyi. Evet, İşte bir de şey yapılmış bunların hepsi yerin altına yapılmış olması ve bunun için bir ciddi bir efor sarf edilmiş olması çok özel. Hı-hı. Ben sadece şey söyleyeyim. Ben biraz etrafına da baktım. Etrafında biraz alan da var. Belki orada daha fazla bir yaşam alanı, oyuncuların yaşam alanı, yani oyuncuların yaşam alanı da var. Sosyalleşme i̇şte, alanı mı? Sosyalleşme alanı falan var ama belki şey falan da düşünülebilir. Düşünülüyormuş da zaten. Oyuncuların kalacağı yerler vesaire de oraya biraz daha yakın hale getirilebilir. Doğru. Belki o tesisin içerisine de dahil edilebilir. Özellikle altyapı oyuncularının. Biraz, doğru, daha, aynen, yani. Biraz daha orası şey olabilir, geliştirilebilir, daha büyütülebilir gibi geldi benim gözüme. Ya ufak ama, bir şey söyleyeceksek o da olur diyorsun yani. Tabii tabii ufak. Ya aynen. Bu arada bence çok değerli bir tesis, çok hı-hı, özel bir tesis. Ben yapanların, düşünenlerin eline koluna sağlık. Gerçekten Türk basketbol açısından özel bir hamle yapılmış diye gördüm. Evet. Oyuncuların da maça işte da maça da gittim. Oyuncuların da hakikaten kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam oluşturulmuş. Evet, çok iyi, önemli. Bu kuşlar falan vardı. Neyler yani vardı? Kuşlar falan yani neydi? Muhabbet kuşları falan vardı. Ha. Bu arada çeşitleri falan vardı. Ben çok hakim değilim konuya. Neredeydi tam olarak? Şeyin içinde, tesisin içinde. Ya yani yüzlerce, binlerce alanları var. Yüzlerce, binlerce muhabbet kuşu var. Özellikle. Halil Hoca'yla da bir altyapı, işte gelişim koçu Halil Hoca'yla da biraz sohbet ettik. Kendisi basketbola hakim olduğu kadar kuşların bütün süreçlere de hakim. Ben o kadar hakim değilim. Biz muhabbet kuşu vardır. Cik cik falan yaparsın. Kuşa bir konuşturmaya çalışırsın. Babacım Halil pazarlama falan dersin papağana falan. Bizim en fazla yapabildiğimiz bu. Yani hakikaten şey, bayağı hakimler oradaki sürece. Ben dediğim gibi çok beğendim. Değer veriyorlar gerçekten. Değer veriyorlar. Yani. Maça geçecek olursak da Polkovic maçından başlayayım. Yani Olcay Oğlan ilk maçıydı. Bu arada şimdi maça geçeceğiz. Zaten hem Euroleague hem de ligdeki maçtan bahsedeceğiz ama bir sponsorluk anlaşması vardı. Önemli olan detaylardan biri de o. Onu konuşalım istiyorsan. Ya şeyi söyleyeyim. Konuşulan rakamlar hakikaten
kadın basketbol açısından çok ciddi rakamlar. MIP firması, Mersin Liman İşletmesi, yapan firma önemli bir sponsorluk anlaşması imzaladılar. Çukurova basketbolla. Vali özellikle işte orada olduğumuz dönemde çok ilgili olduğunu öğrendik valinin. Birçok maça geldiğini öğrendik kendisinin. Ve zaten bu sponsorluk sürecinde de valinin çok önemli, Mersin valisinin çok önemli bir rol oynadığını öğrendik. Bu arada maça da gittin ya, şimdi daha sonra soracağım. Taraftarın ilgisi nasıl peki? Yani salon... şeyi kapatmışlar üst tarafı. Yani Mersin'deki salon biliyorsun iki katlı bir salon. Üst taraf kapatılmış. Alt tarafta dolu. Yani hemen hemen doluya yakın. Yani boşluklar vardı elinde sonunda. Ama yani ciddi bir seyirci kitlesi de olduğunu söyleyeyim. Ama daha fazla olması lazım. İşte tüm bunların etkisi var onda yani. Yani. Anlatmak istediğim biraz salonun yeri, ya ben çok Mersin'e ilk defa gittim bu arada. Mersin'e çok hakim değilim. Ya yanlış söylemeyeyim ama salonun yeri de Mersin'de böyle şehir merkezinde değil. Biraz şehir merkezinden uzakta. Ciddi bir otopark problemi olduğunu öğrendik o süreçte. Hı hı. Ya belki bu sorunlar, bu şeyler çözülürse onu biraz daha... Onu biz İstanbul'da alışkın olduğumuz için şu an. Ama yani bir etkinlik yerinde çok fazla, mesela Sinan Erdem'e gittiğinde bir problem yaşamıyorsun. Doğru. Sinan Erdem'e gittiğinde tabii... ciddi bir otoparkı var. Aynen. İşte Fenerbahçe Ülker Spor Arena'ya gidiyorsun. Alt katında ya da iki katlı otoparkı var. Belki ücretli ama iki katlı otoparkı var. İşte yani. Mesela Akatların orada da problem bu arada. Ama otopark. Orada o da şundan kaynaklı bence. Şehir merkezine ne kadar yakınsa bir alan o ama kadar mesela otopark orası şehir merkezine uzak. Orası dışarıda. Ya bence orada bir otopark problemini çözmek lazım. İnsanların o sosyal etkinliğini arttırmak lazım. Bir de gerçekten o insanları biraz alıştırmak lazım. Ben özellikle hep şey söylüyorum, böyle şey sohbetlerinde, arkadaş sohbetlerinde. Hı. Bence basketbolda, mesela erkekler basketbol ligini izliyorum. İşte gerçekten seyircilerin gelmediğini falan görüyorum. Gerçekten yani hakikaten felaket. Küçük şehirlerde evet seyirci geliyor ama büyük şehirlerde, büyük maç, dönem dönem büyük maçlarda o boşlukları falan görüyoruz. İşte Fenerbahçe maçı, dün Fenerbahçe-Samsun maçını izleyenler görmüştür. Tribündeki boşluklar beni rahatsız ediyor. Yani belki başka kimi rahatsız ediyor bilmiyorum da rahatsız ediyor olması lazım. Hafta sonu mesela yani. Hafta sonu bir saat. Evet futbol maçıyla çakışıyor diyebilirler. Futbol maçıyla çakışıyormuş. Ama buna göre de planlama yapman lazım senin idareciler olarak. Ya da o zaman yani ona gidecek olursa yok, bambaşka çok noktaya büyük gidiyoruz. Organizasyonlar yapılması ama lazım. O zaman böyle. Voleybol, basketbol, futbol bütün maçları. Ya bir şekilde planlarsın ama yani bence özellikle 25 yaş altının maçlara gelmesi konusunda bir şekilde teşvik edilmesi lazım. Özellikle liselerin. Bilet konusunda ya, mı? Ya maçlar zaten ücretsiz Mersin'de. Aynen doğru. Ama yani liselerin özellikle mesela şey çıkartmak lazım. Beden eğitimi dersi tulum çıkartması lazım liselerin. Ya nasıl böyle kulüpte altyapı sporcuları gelip izler. Aynen. İşte liseler gelip izlesin. Aynen gelsinler izlesinler. Bir etkinlik olur. Üniversite olur, lise olur. Ama özellikle liseler çünkü biz bence bugün konuşmuyoruz belki ama 20 yıl sonra şey konuşmaya başlayacağız. Ya kimseyi getiremiyoruz. Bak ben sana söyleyeyim. 20 yıl sonranın o hikayesini söylüyoruz. NBA oyunu oynayacağız seninle birlikte. Evet. O normal Fenerbahçe X takımın maçından ya da Mersin X takım maçından daha fazla izlenecek. O noktaya doğru evriliyoruz. Biraz e-spora mı? Yani tabii ki. Hani hayata kaymaya başlayacak o ya. Kaymaya başladı zaten. Başladı zaten. O yüzden ailelerin o şundan öncelikle kaynaklı. Şimdi mesela ben kendi kardeşimden yola çıkıyorum. 19 yaşında şu anda. Dediğin gibi dijital hayata daha meraklı. Maç izleme, işte salona gidip maç izleyeyim merakı yok. Bu arada o nesil için geçerli yani. Orada bulunayım olayın anında, maç anında orada olayım. Onun için değerli bir şey değil. Sadece telefondan açıp izleyince onun için yetiyor. Ya da böyle 1-2 dakikasına bakınca onun için yetiyor. Yani öyle bir haldeyiz. Bir de onlarda şöyle bir sistem var benim fark ettiğim. Çok fazla odaklanamıyorlar. Odaklandıkları an dikkatleri dağılıyor. Çok fazla uzun süre bir şey izleyemiyorlar zaten ki bu nesli kaldırıp salona getirip maç izleteceksin. Çok büyük bence uğraş yapılabilir. Gerekir. Yapılabilir. Yapılabilir. Ya bu arada hiç yapmıyorlar da değil. Yapanlar da var. Yapanlar da var. Bence burada ailelere milli eğitime çok fazla iş düşüyor. Evet. Yani ben, evet kulüplere de iş düşüyor ama bence aileler ve milli eğitime daha fazla iş düşüyor. Kesinlikle. Yani çocuklarınızı, öyle, hakikaten söylüyorum, çocuklarınızı maça götürün. Kesinlikle. Çocuklarınızı sosyalleştirin orada. Evet. Yani orada bir sosyallik görsünler. Hı.
Yani insanlar hep şeyden korkuyorlar. İşte gidiyorlar orada lay 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 tezahüratlar falan, ortalık işte kavgalar falan. Yok öyle bir şey ya. Güzel, ortam güzel. Bir de şunu yapılabilir ya. Şimdi bu bedava da İstanbul'da maçlar paralı. Gelmeyen günlerde, yani gelmeyen insanların gelmediği günlerde kulüpler şey yapabilirler ya. Maç günü biletlerini sadece öğrenciye yarı fiyatından, dörtte biri fiyatından, beşte biri fiyatından, bunu bir finanse etmek lazım. Evet. Kulüplerle beraber işte Basketbol Federasyonu mu olur, işte Spor Bakanlığı mı olur? Bunun finanse edilmesi lazım. Şimdi, yani tamam, kulüpler şey düşünüyorsa, ya benim burada gelirim var, nereye gidecek diye düşünüyorsa şey planlanır ya. Ya kardeşim, gelmeyenlerin bileti, gelmeyeceğini söyleyenlerin bileti öğrencilere, 25 yaşın altındaki insanlara ya da 20 yaşın altındakilere, daha da küçülteyim, kümeyi daha da küçülteyim. Şey verilsin yani, 5'te 1 fiyatını, hatta ücretsiz verilsin, gelsinler orada. Zaten o koltuk boş mesela, yani biri ya gelse boş olması mutlu ediyor. Ben hakikaten anlamıyorum yani, o koltuk boş olduğu zaman ben çok rahatsız oluyorum. Ben dün Akatlar'da maç izledik. Yani şey vardı, 200 kişi, 150 kişi. Doğru. Yani çok hakikaten, yani şey de olmuyor, izleyici açısından, ya televizyondan izleyen açısından da bir keyif değil. Ben anlatıcıyım, benim açımdan da keyif değil. Sen de, senin için de keyif değil. Oynayanlar için de, ya oynayanlar da sizin için oynuyor, herkes için oynuyor. Doğru. Yani her sporcu için bence bu çok büyük önem arz ediyor. Az önce Meltem de bahsetti zaten, evet. Yani. Bunları konuşmak lazım. Bence bunları atlamamak lazım diye düşünüyorum. Maçı konuşmaya geçeceğiz ama öncesinde kısa bir reklam arası verelim.
kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenler. 8 haftayı geride bırakırken hem ligi hem de Avrupa'daki temsilcilerimizi konuşmaya devam ediyoruz. Tabii ki Avrupa demiştik. Çukurova Basketbol Beşiktaş mücadelesine geçmeden önce istiyorsan Euroleague cephesini kapatalım tamamen, ondan sonra geçelim Fatih abi. Maç nasıldı? Olcay Euroleague ilk maçıydı. Yerinde izlemek nasıldı bu arada? Salon güzelmiş ya bu arada, ilk defa izledim. Yani biraz etkinlik. Çukurova Basketbol'un maçını ilk defa olsun. O salon. Tabii tabii, Mersin'e ilk defa gittim ben. Doğru. Mersin sınırına ilk defa geçtim. Doğru, öyle tamam. Söylemiş olayım. Hocanın ilk maçıydı. Bence oyuncular iyi reaksiyon veriyorlar. Yani koç değişikliğine iyi reaksiyon verdiklerini düşünüyorum ben. Yani orada bir sanki bir şey var. Rahatlama vermiş takıma. Maça da zaten çok iyi başladılar. Marina Mavri ile Alina Yakupova çok önemli karakter koydular. Sert takımdı zaten Polkovic'e. Onlara sertlik yaparak bütün düzenlerini bozdular. Rahat bir galibiyet oldu. Belki 3. çeyreğin başında biraz şey oldular. Ritim kaybı yaşadılar. Ama Çukurova için rahat, güzel bir galibiyet oldu diyebiliriz. Evet. Hafta sonuna geçecek olursak Beşiktaş maçına. Hocanın ilk lig maçıydı ilk bu sefer. İlk lig maçı bu sefer. Olcay Uğur'un ilk maçı. Evet. Ya bu arada yabancı bir koç değil. Yani şubeyi bilen bir koç. Aynen. Yani daha önce de Çukurova'da çalışmış bir koç. Onu söylemiş olalım. Aziz Akkaya da eski Çukurova'nın koçlarından biri. Beşiktaş Avrupa dönüşündeydi. Deplasmanda Atina'da kazandı Panathinaikos karşısında. Kazandı ve geldi. Bence Panathinaikos maçı onların çok önemliydi. Evet. Avrupa Kupası için. Çünkü hem ya zor bir grup. Panathinaikoslu bir grup. İşte arada iki de galibiyet almış Panathinaikos. O deplasmandan kazanmak değerliydi Beşiktaş adına. Panathinaikos'un ilk mağlubiyeti oldu. Panathinaikos'un da ilk mağlubiyeti. Maça Beşiktaş çok yavaş başladı. Çok durağan, hücumlarda çok durağan, uzunları çok fazla kullanmayan, daha çok kısaların yaratıcılığından, yani Dane Evans'ın ve Jovana Nogic'in birebirleri üzerinden oynamaya çalışan bir takım halindeydi. Hı hı. Özellikle Lierou'yu hiç düşünmediler ilk yarıda. Çok az düşündüler. Maçın ikinci yarısında Lierou'yu işin içine dahil ettikten sonra maçın hikayesi bambaşka noktaya döndü Beşiktaş adına. Maçı 3 sayıya kadar indirdiler. Bence biz sezonda genel olarak böyle bir hikaye izleyeceğiz. Yani Lierou ne kadar işin içinde olursa Beşiktaş aynen. Bence daha yükseklere taşıyacak gibi performans. Geçen seneyi hatırlayalım. Hızlıca ben geçen seneden bir flashback yapalım. Geçen sene de Beşiktaş Monique Billings ve Tyara Emer'ın ne zaman iyi oynadığı maçta. Tamam. Dane Evans zaten belli. Hep veriyor zaten. Hep bir yere kadar getiriyor seni. Ama sen orada işte geçen sene Monique Billings, Tyara Emer'dı. Şimdi Lierou ve Tiana Krivacevic. Hadi Tiana Krivacevic'in daha çok işte orta mesafede şutunu kullanıyorsun. Hücum rebound'larından sonra bitiriyor. Yani daha çok sırtı dönüğünü kullanamıyorsun ya da ikili oyununu çok fazla kullanmıyorsun. Ama Lierou'yu çok aktif bir şekilde kullanıyor olması lazım Beşiktaş'ın hikayesinde. Aktif olarak kullandığı takdirde bence opsiyonlarını Jovana Nogic'in üzerindeki baskıyı da azaltır. Dane Evans'ın üzerindeki... Dane'nin birebire gitmek zorunda kaldığı bir durum oluyor bu sefer. Aynen. Jovana Nogic için de aynı şey. Çok el üzerinden şut attılar maçın ilk yarısında. Belli dönem, ikinci yarıda da maçın yine farkın açıldığı dönemde de aynı şey oldu. Çukurova'ya geçecek olursak bence çok iyi bir ilk yarı geçirdiler. Yani çok iyi basketbol oynadıkları. Sadece bir 8'e kadar indiği Dane Evans'ın 7-0'lık serisi var. Orayı saymazsak bence çok bayağı... O ikinci çeyreğe denk geliyor. İkinci çeyreğe denk geliyor. Derin Yaya'dan önemli katkı aldılar. Asena'nın 4 tane üçlüğü var. Asena'nın ilk yarı önemli bir katkısı vardı. Aynen. Alina Yakupova 14 dakikada 17 sayı attı ki maçın yani yıldızlarından biriydi. Yani MVP modunu açmıştı zaten maçın ilk yarısında. Marina Mabry maçın ikinci yarısında çok iyi iş çıkarttı. Tek şey orada şey söyleyelim. Virakiş ve Marina Mabry belli bir dönem potayı dövdüler. Özellikle 3. çeyreğin sonuna kadar. Hı hı. Yani nerede 4. çeyrekte o skorları bulmaya başladılar. Zaten orada maçı koparttılar. Marina inanılmaz hırslı bu arada. Çok şey oyuncu, yani, taf bir oyuncu, sert bir oyuncu. Yani ama onu izleyince daha çok hissediyorsun. Yarışmacı oyuncu derler ya, yarışmacı oyuncu. Mesela bence Alina'dan daha fazla yarışmacı oyuncu. Ya hırs ya da yarışma anlamında ama Alina'nın tabii. Alina çok yetenek. Ya, tartışılmaz Yetenek. Şimdi ben güçlü, bu arada, yetenekli. Maçta Alina'nın o şeyini hissediyorsun ama şimdi skora bir maç izlerken bakıyorum. Maç sonu baktım, Deyna'nın daha fazla sayısı vardı. Yani skor anlamında 27-27 idi en son ben anlatırken. Sonra Deyna'nın bir iki sayısı daha oldu, 29-27 oldu. Şaşırdım ben. Sanki böyle Alina maçın geneline de yaydığı için o performansı. Böyle skora bakınca biraz şaşırdım. Yani ikisi yarıştığı için skor anlamında, katkı anlamında biraz şaşırdım.
Yani ama yani şey, Dana Evans'ın biraz sekans sekans atıyor ya. Evet. Sekans sekans atıyor olması. Tam olarak o. O etkiliyor. Evet. Yani şey söyleyelim, bence önemli katkı aldılar Çukurova basketbol yerlerinden de, işte derinden, Asena'dan aldıkları katkı onlar adına çok değerliydi. Ve bence çok kritik bir deplasman kazandılar. Evet. Yani onlar için zor bir deplasmanı kazandılar. Evet, kesinlikle öyle. Hoca zaten maç sonu röportajında burası çok zor bir deplasman. Ve bu arada şunu da konuşmak lazım. Maçın kalitesi bence tartışılmaz seviyede, skor anlamında da çok iyiydi. Savunmalar biraz çok şey yaptı. Evet. Şey de söyleyeyim. Tartışılacak nokta savunma ama biz hücum ama çok önemli skorerler var. Yani Dana Evans, Jovana Nogić, işte Lee Yeru'yu kullanmaya başladılar. Evet. Ya bunları söyleyebiliriz. Ya bir de şey söyleyelim. Maçla ilgili hakem performansı kötüydü. Bunu bu haftaki yani başka bir maçtan bahsedebilir miyiz mesela hakem performansı açısından? Bu hafta var mı öyle bir maç daha? Antalya Orman'da da biraz. Ya bu arada benim izlediğim maçlarda hep şey var. Yani tek taraflı diyemeyeceğim. Çukurova şey maçında da tek taraflı değil. İki taraflı hatalar var. Tabii iki taraflı hatalar var. Evet. Yani Aziz Akkaya ikinci teknik faulden ihraç edildi falan ama. Evet. Bence iki taraflı. Ama şey söyleyebilirim. Olcay Orak'a çıkan birinci teknik faulle Aziz Akkaya'ya çıkan ikinci teknik faul çok ucuz teknik fauller. Evet. Çok ucuz yani. Ya diyalogsuz teknik fauller. Yani bir diyaloğa girersin, koç sakin dersin falan. Diyalogsuz teknik fauller. Ben bunları çok kabul etmiyorum. Ama sonrasında Aziz Akkaya'nın mesela ikinci teknikten sonra diskalifiye olduktan sonraki süreç de çok kabul edilebilir değil bence. Ama belki burada da senin değindiğin noktaya geliyor. Çok kolay bir teknik faul sonrası teknik sinirlenilebilir gibi bir sonuç çıkabilir mi burada? Bir yanlış var, bir tane daha yanlış ekleniyor. O evet. Yanlış artıyor. Doğru. Ama bir bu sefer de değil, şey tarafından bakabilirsin, Aziz Akkaya tarafından da. İşte bakıp şey diyebilirsin. Ya kardeşim, bana haksızlık yapılıyor. Haksızlığa isyan etmeyecek miyim? Ya bence hakemlerimiz diyaloğa açık olması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Ya ben orada diyalogsuzluk görüyorum. Yani ama şey de söylememiz lazım. Yani sonraki çok şey değil. Ya sonraki süreç evet, sağlıklı gibi değil bence. Evet. Sağlıklı bir süreç değil. Evet, kesinlikle tabii ki konuşmamız gereken noktalardan biri. Hocanın performansını, Olcay Orak koçun performansını. Çok erken konuşmak için. Değil mi? Yani daha iki maç geçti. Ama takıma bir pozitif etkisini görüyoruz. Evet, Olcay Orak'ın zaten en önemli etkilerinden biri. Pozitif etki edecektir takımı. Değil mi? Evet. Aynen. Ya oyuncular da onun o pozitifliğinden memnunlar hayatlarından. Biraz da ya şimdi zor deplasmanlar. Mesela Bologna deplasmanına gidecekler. Beşiktaş deplasmanı üstünden Bologna yapacaklar. Çarşamba bence onlar, değil mi? Çarşamba. Evet. Mesela zor deplasman Bologna deplasmanı. Skorer takım Bologna'da. Evet, kesinlikle öyle. Eşleşmesi güzel bir maç olacak. Ben merak ediyorum o maçın hikayesini. Valla bu arada maç takvimi o kadar yoğun ki şimdi Beşiktaş deplasmanından çıkıp çarşamba Bologna deplasman. Yani çok zor gerçekten. Arada sana röportaj gelecekler falan. Yani vakit ayırdıkları için ben gerçekten hep teşekkür ediyorum yani. Konuşmak lazım. Tabii biz az önce Galatasaray'la konuşurken Miloš Padan'la ilgili artık bir ön izlenim oluştu artık. Hani onunla ilgili bir şeyler söyleyebiliyoruz. Pozitif noktaya, aynen. Evet, ama dediğin gibi Olcay Orak'la ilgili belki. Ama takımı pozitif noktaya getirdi. Kesinlikle. Yani Miloš Padan'da da benzer şey söyledik. Pozitif noktaya gitti. Evet. Tabii şimdi tüm mücadelelerimizi konuşmak adına hemen biraz da Nesip Aydın Fenerbahçe maçına geçelim. Nesip Aydın'ın orada üst üste zor maçlara çıkıyor olması. O dörtlü bir takım var. Yani Orman Spor'la başlayan Fenerbahçe ile son, hatta İzmit'le sonlanıyor, yanlış hatırlamıyorum. Orman'ı da geçen hafta fark ettik. Yani Orman'la oynayıp bu seriye başladığını, yani, zor seriye Orman'la aynen başladığını geçen hafta fark ettik. Yani nasıl maçtı? Evet. Ya şey, Fenerbahçe çok maçın başından itibaren domine etti maçı. Ya Fenerbahçe'yi durdurmak çok zor. Ya hakikaten söyleyeyim. Çok oyunu inanılmaz keyifli oynuyor Fenerbahçe. Evet. Yani Kayla McBride, Johan Anders çok iyi maç çıkarttı. Kayla McBride maçın ilk yarısında çok giremedi ama maçın ikinci yarısında iyi çıkarttı. Emma Mieseman sürekli oralarda zaten. Yani Fenerbahçe inanılmaz keyif alıyor. Oynadığı oyundan da şu anda keyif alıyor. Ben sadece şeyle ilgili, Fenerbahçe ile ilgili söylediğim bir şey var. Yani şimdi bazen takımlar erken havlu atabiliyorlar Fenerbahçe karşısında. Erken havlu atmayan takımlara karşı maç sonu planını Fenerbahçe'nin çok merak ediyorum. Maç sonu o topun el yaktığı dönemlere yaşadığında. Mesela Zaragoza'da yaşadı, Nikolina Milic'le bitirdiler ve maç kazandılar ama. Ligde olmadı değil mi? Hiç. Ligde yok. Ligde bir Çukurova maçı oldu. Ona da döndüler. Evet. Emma Mieseman üçlüyü de attı bu arada. Evet, evet. Yani böyle bir 0.3 saniyesi olsaydı alıyorlardı o maçı da. Ya o maçı zaten tamamen bunun dışında bıraktım da. Yani o yüzden çok zorlayan da bir takım olmadı. Ama şeyi göreceğiz. Hikayenin işte ben çok
Türkiye Ligi'nde işte belki Ormanspor deplasmanı, belki Beşiktaş deplasmanı, belki Galatasaray Çukurova maçları falan olacaktır. Ama Fenerbahçe için işler mükemmele yakın gittiğini söyleyebiliriz. Skorda çok iyi bir dağılım var bu arada. Yani tüm oyunculardan katkı alabiliyor Fenerbahçe şu an. Şimdi diğer takımlarda bunu göremediğimiz takımlar var. Daha bu işin içine giremeyen, geçen sezonun çıkış yapanları İdil ve Selin var. Evet. Sakatlıklarından dolayı. Daha bunlar, bu oyuncular da giremediler daha işin içine. Genç iki oyuncu mesela. Evet. Yeni kan her zaman iyidir. Bir de genç. Mesela, düşünsene. Yani Natasha Howard biraz daha takıma adapte olmuş görünüyor. Ama Fenerbahçe'nin savunma tarafında dönem dönem biraz daha iyi iş çıkartması gerekebilir. Ama yani iyi bir takım. Yani gerçekten evet, çok iyi bir takım. Çok hakikaten boğuyor rakiplerini. Hücum anlamında çok farklı noktada. Artık bir yerden sonra hakikaten takımlar şey yapıyor. Yani tamam, bu bizim maçımız değilmiş. Yani Nesim Aydın aslında o takımlardan biri değil. Değil ama kırdı Fenerbahçe. Evet, bu maç özelinde konuşuyorsak evet kesinlikle. Bir de Nesip Aydın'da şey söyleyelim. Yani Şevval, dönem dönem Pelin, işte bu maçta İlay'da o katkıyı dönem dönem alamadığın takdirde farklı noktada oluyor. Aleyna Kuats da takıma katıldı ama o da farklı bir profil oyuncu. Daha birinci maçı. Önümüzdeki günlerde daha farklı şeyler izletir Nesip Aydın bize. Ama evet, zorlu fikstüründen bence atlattı. Zorlu fikstürünü söyleyebiliriz Nesip Aydın'a. O üstündeki şeyi attı diyorsun. Evet. Önümüzdeki maçlara. Şeyi merak ettim. Yani biraz önce bakıyordum ona da. Hemen hızlıca bakayım. Şeyden seken, yani Fenerbahçe'den sonra en son İzmit diyecektim. İzmit'ten sonra da Nesip Aydın kimin oynuyormuş? Şöyle. Önümüzdeki hafta. Tarsus'la devam ediyor. Ha, evet. Yani hakikaten şey. Ya zorlu bir fikstürdü ama. Zorlu fikstür. Ama mesela İzmit maçı hedef maça dönüyor bir anda. Evet. Takımlar açısından. İzmit için de zor fikstür diyebiliyorsun bu sefer. Evet, İzmit'i. Yani 4 tane takımdan dönüyorsun. 4'te 4 kaybetsen İzmit maçını kazanmak zorundayım dersin takım olarak. Evet, kesinlikle. Öyle, hemen bir diğer mücadeleye geçelim. Üst taraflarda konuştuğumuz takımlardan biri Ormanspor sevgili izleyenler. Orada da Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbol'la karşı karşıya geldi. 95-87. Ormanspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı maç. Bu da haftanın güzel maçlarından biri. Benim de dediğim gibi yayının başında merak ettiğim maçlardan biriydi. Güzel de maçtı bu arada. Güzel maçtı. Maçın son çeyreğin daha akıllı, daha sakin, evet, daha iyi oynayan taraftı Ormanspor. Kafa kafaya da gitti. Bir son çeyrekte Antalya Toroslar Basketbol'un öne geçtiği sekans da oldu. Ama maçı kazanan taraf Ormanspor oldu. Maçın sonunu daha iyi, daha sakin oynadı. Damiris Dantas, yani bu sezona damga vuran Türkiye Ligi oyuncularından biri. Elinde sonunda bir yerde düşecekti. Yani düşecekti derken kötü demeyeyim de, yani o 50 sayılar, işte 30'lu sayılar atan Kelsibon bir yerde atamayabilecekti. Orada hakikaten düşük sayıda kaldı. Bu maçta düşük sayıdan şikayet edilmez. Daha çok savunma tarafından şikayet edebilir. Sinema, yani şey söyleyebiliriz Antalya tarafıyla ilgili. Destiny Henderson'dan istediklerini alamadılar bu maçta. Güneş Deniz Karaoğlan sakatlandı. İnşallah ciddi bir şey yoktur maç içerisinde. Ama bence mesela şey, Alexa Katanic'den iyi katkı alıyor Ormanspor. Yani yabancı, yani şimdi 3 kıta dışı, 1 kıta içi yabancı kuralı var Türkiye Ligi'nde. Evet, evet. O kıta içinden aslında Katanic'ten iyi katkı alabiliyor. Mesela Andela Delic'ten Antalya Toroslar Basketbolu katkıyı dönem dönem alamıyor. Yani o Andela Delic'in de biraz daha işin içine dahil ediliyor olması, dahil olması gerekiyor. Kendisinin dahil olması gerekiyor. Dahil ediliyor olması biraz daha şey oldu. Yanlış bir cümle oldu. Dahil oluyor olması gerekiyor. Yerlilerinden iyi katkı alıyor. Gökşen iyi katkı veriyor. Esra Ural Topuz iyi katkı veriyor. Bence Ormanspor iyi bir galibiyet aldı deplasman. Ama Antalya Toroslar basketbol için o dörtlü sekansa şimdi Antalya Toroslar giriyor. Yani önce Çukurova, sonra Galatasaray, sonra... Üst üste mi? Yani ya 3 tane maç var. Sekansa girdi Ormanspor'la. Çukurova, Galatasaray, Fenerbahçe. Arda arda 3 maç. Bence zor fikstür var onların da. Ormanspor. Ormanspor'un. Şimdi geçen hafta... Ormanspor'un değil. Antalya Toroslar. Antalya Toroslar basketbol, pardon. Ha, tamam o zaman. İşler değişiyor şimdi Ormanspor'un. Yani şimdi Antalya Toroslar için işler değişmeye başladı. Evet, evet. Yani kendi sahanda Çankaya kaybettin. Bir hafta boşluk vardı. Antalya Toroslar'a kaybettin. Yani 3'te zorlu maç oynayacaksın.
Eurocup'ta da ikinci galibiyetini aldı takım orada. Zor da olsa 2 evet, ve 2 evet. yaptı ama orada da kazanması gerekiyor. Yani o grubu Bruges zaten domine eder. Evet. İkinci takım olarak Antalya Trabzonspor'un deplasmandaki maçları da görmemiz lazım. Evet. Şimdi son bir 3 mücadelemiz kaldı. Hemen onlardan da bahsedelim. Hiçbir takım atlamamış olalım burada. Emlak Konut Çankaya Üniversitesi mücadelesiyle ilgili neler söyleyeceksin? Haftanın sürprizlerinden biri yani. Maça çok iyi başladı. Çift taneleri yakaladı Çankaya Üniversitesi. İlk çeyrekteydi yanlış hatırlamıyorsam. Cumartesi olunca maç. Arada çok fazla maç girince unutuyor olabilirim. İlk çeyrekteydi. Çift taneleri yakaladı. İyi iş çıkartıyordu. Ama ikinci çeyrekte işte Seher Naz, Berfin Sertoğlu'nun bu arada çok, haftanın genç oyuncusu seçildi. Yani çok iyi maçlarından biriydi. Çok iyi bir performansı. Berfin'le ilgili parantez açayım. Yani parantez açmak için de asist. İyi oynamasını bekledim ben. Yani söyleyeyim de. Dur ama evet, şey... söyleyelim ama 11 sayı 6 asist değil mi? Yanlış mı söyledim? Evet öyle olması lazım. 6 asist 4 de rebound. Rebound. Rebound yanlış hatırlıyor olabilirim. Ve ya yani oyunu da çok iyi gördü. İşte arkadaşlarını iyi gördü. İki de top istekliydi. Çalması var. Skor yaptı. Potaya gitmekten çekinmedi. Bence Berfin'in en önemli sorunu konsantrasyonu. O konsantrasyonu savunma ve hücumda yukarıya çektiği zaman bence çok özel oyunculardan biri bak. Gerçekten söylüyorum. Kadın bu açısından nasıl değerlendiriyorsun? Bence o konsantrasyonu düşük olduğunu gördüğü zaman Murat Alkaş o süreleri biraz daha aşağıya çekiyor. Bence mesela girdiği ikinci çeyrekte gerçekten maçın X faktörü, fark yaratan oyuncusu oldu Berfin Sertoğlu. Evet, tabii. Ya ben gerçekten sıfır abartı olarak söylüyorum bunu. Kadın basketbolumuzun hakikaten fark yaratan oyuncularından biri olabilir. Ama konsantrasyonunu gerçekten yukarı çekmesi gerekiyor. Evet. Ya bunu söylemek için de bekledim o böyle bir 7-8 program. Fark ettim. Yani o ama işte ya izlerken şeyi görüyorum. O konsantrasyonun düşüklüğünü hissettiriyor. Savunmada oyuncu unutabiliyor. İşte hücumda dağınık hücum edebiliyor. İşte yanlış yerlere gidebiliyor. Bugün kusursuza yakın demeyeyim de elbette şimdi Murat Alkaş'a sorsak orada 3 tane kusur yakalar. Koçlar böyledir. Tabii, koçlar tabii. Böyle olmak zorunda. Ama ya bizim izlediğimiz kusursuza yakın bir maç çıkarttığını söyleyebiliriz. O yüzden inşallah böyle devam eder. Ya o formayı alır, vermez. Bak gerçekten söylüyorum. Böyle devam etsin o formayı alır, vermez. Ve Türk basketbolu bir tane oyuncuya kazanır. Bir de Emlak Konut için de çok şey yani hakikaten müthiş bir yerli oyuncu katkısı. Kesinlikle. Şeyi söyleyeyim. Seher Naz çok iyi maç çıkarttı. Evet. Alanla Smith oynamadı. Yani bu bence çok kritik bir eksiklik şey anlamında. Emlak Konut anlamında. Emlak Konut için. Umarım ciddi değildir Alanla Smith'in durumu. Yani onu da parantez olarak söyleyelim. Çünkü Avrupa Kupası maçında bayağı işte kötü sakatlan, yani kötü görüntü görüntüyle gördük biz işte izlerken. Umarız ciddi değildir onun durumu. Çankaya için de şey söyleyelim. Birazdan Bursa'ya da parantez açacağız. Ya böyle durumlarda kazanman lazım. Bak, bu tarz maçları affetmemen lazım. Kazanman gerekiyor. Şimdi kadrosunun iyi olduğunu söylüyoruz ama belli yerlerde artık mesela Natalie Fontaine'den bir yerden sonra katkı alamadı. Yani dünkü şey cumartesi günkü maçta alamadı. Evet. 3 tane yabancısı dönem dönem Gülse, dönem dönem Melike. Evet. Ama oradaki katkı aldığı insan sayısını arttırmak zorunda Çankaya Üniversitesi. Bir de böyle maçları yakaladığında işte Tarsus maçını maçı kazanma noktasına getirdi, kaybetti. Melik Gazi Kayseri basketbol maçı öndeydi, orada verdi. Burada gene benzer senaryo. O yüzden bence Çankaya Üniversitesi mesela Bursa İzmit'i yakaladı ve kaybetmedi. Evet. O yüzden ben Çankaya Üniversitesi'nin çok ekstra kaybettiğini düşünüyorum. Ya Bursa çok için İzmit hedef çok... maçtı ve onu da aldı diyorsun. O yüzden bundan sonraki bütün hedef maç bakmamak lazım. Yakaladığını yenmen gerekiyor. Yakaladığını yenmen gerekiyor. Yani yapacak bir şey yok. Fikstür açısından nasıl peki? Daha dörtlü gruba girmedi. Çankaya. Çankaya dörtlü gruba girmedi. Yani peki Bursa? Fenerbahçe, Çukurova. Bursa dörtlü grubu geçti. Evet. Geçer geçmez ilk maçta İzmit'i yendi. İşte orada da hedef maç olduğunu evet. işte bulduğunu aynen. yakalayacaksın durumu burada geçerli. Bulduğunu yakalayacaksın dediğin evet. hedef maçı yakaladı Bursa. İzmit'i, İzmit dedik fazla kazandı. Hı-hı. Ben İzmit'i yenerek oradan çıkış yapabilirim dedi. Tuğba Poyraz'ın işte hafta içi çok sakat verdik biz ya Avrupa Kupası maçlarında. Evet Tuğba ya. Tuğba Poyraz da sakatlandı. Çok az süre aldı. Yani yerli rotasyondan kaybediyorsun ama Eda Şahin'den. Ya hı-hı. bence zaten Bursa'nın yabancıları çok iyi. Maddie Williams, Trinity Baptist, evet, Kiana evet. Williams, Kerry Say'dan da belli katkıda aldığın zaman bambaşka noktaya çıkartıyorsun. Evet, son bir mücadelemiz kaldı. Hemen vaktimiz de yavaş yavaş azalırken ona da değinmiş olalım. Hatay Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ mücadelesi. Hatay iki yabancı ekledi kadroya. Evet. Ya bence
Yani tabii yerli ekleyebiliyorlar mı, ekleyemiyorlar mı onu bilemedik. Hı. Ama bence eklemeleri gerekiyor. Yerli rotasyonda bir ufak arttırabilirlerse, arttırabilirler mi, çıkartabilirler mi oyuncu bilemedim. Botaş için de Natasha Mack döndü. Natasha Mack'in döndüğünü söyleyebiliriz. Hatay için bir parantez açalım. Evet, ekstra bir parantezimizi açalım. Mersin'e taşındılar. Evet. İdmanlarını bundan sonraki süreçte Mersin'de yapacaklar. Ama maçları Hatay'da oynuyorlar. Maçları Hatay'da oynamaya devam edecekler. Burada Mersin'deki süreçte de Hatay, Ekim başla biraz sohbet etme şansımız oldu. Hı. Biraz sohbet konuştuk. Kendisi özellikle Mersin Başkanı, Çukurova Basketbol Başkanı Serdar Çevirgen'e çok teşekkürlerini söylemişti. Hı hı. Onun sayesinde bayağı bir Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı, Mersin Yenişehir Belediyesi'nin katkısıyla oyunculara yerler ayarlanmış. Oyuncuların evleri ayarlanmış. Çok değerli, evet. Çukurova Basketbol çok fazla destek olduğundan bahsetti. Çukurova Basketbol'un çok fazla destek olduğundan bahsetti. Böyle şeylere çok fazla ihtiyacımız var. Hatay, kadın basketbolunun en değerli yerlerinden biri. Oraya destek verilmesi gerekiyor. Evet, Türkiye'de takımlar yarışıyor. Birçok takım var. Ama şeyde söylememiz lazım. Evet, evet. Yani Hatay'ın sürecinde bence orada çok göz ardı edilmiş durumda. Onu da belirtelim. Umarız bundan sonraki süreçte Hatay'ı da daha yarışmacı halde görürüz. Ben göreceğimizi de düşünüyorum. Jaylen Brown transferi. Geçen sene söylemiştik. Jaylen Brown'la ilgili parantez açayım. Geçen sene Rize için söylemiştik. 3-4 hafta erken gelseydi belki de Rizelik'te kalırdı diye bir cümle kurmuştuk. Evet, evet. Bakalım bu sefer Hatay'ı o yarışmada nerede tutacak? Evet, bakalım önümüzdeki haftalarda neler yaşayacağız? Tabii çok önemli bir günde geride bıraktık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda. Dün güzel bir gündü. Maçta öyle güzel anlara sahne oldu. Çocuklarla çıktı oyuncular. Çok güzeldi tabii. Tabii ki ülkenin dört bir yanında çok güzel kutlamalar vardı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda. İşte kulüplerinde Cumhuriyet Bayramı paylaşımlarını arkadaşlarım ekranlara getirdi. Hepsi çok değerli paylaşımlar. Tüm kulüplerimiz çok güzel paylaşımlar yaptılar. Yani bu da dünkü maçtan. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Öyle bir yıldan geçiyoruz ki dün de zaten çok iyi, hani dün karşılaşmaya çıkan sporcular hangi branşta olursa olsun bence çok değerli bir günde maç yapmak çok da değerli. Derin de öyle söyledi zaten. Aynen. Hatırlıyorsan. Yani çok özel bir gün. Evet. Belki daha coşkulu. Yani böyle bir hafta falan. Bize yetmedi değil mi? Evet. Yani, yok bence devam edecek gibi ya. Yani eder. Yani inşallah. Etsin. Etsin. Evet. Yani tekrardan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına çok çok teşekkür edelim. Evet, kesinlikle öyle. İlelebet Cumhuriyet diyelim. Kesinlikle. Çok güzel bitirdin. Var mı eklemek istediğin bir şey diyeceğim ama bence bunun üzerine bir şey eklenmez diye düşünüyorum sevgili izleyenler. Bu haftayı da böylelikle noktalamış oluyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.